Neyi merak ediyorum biliyorsunuz? Acaba Gani Ana kendini Baba Ağa'ya affettirebildi mi? Vallahi o kuttuğun sağa sola hiç belli olmaz. Anda kalender ağamın burnundan girer, ağzından çıkar. Anda kendini affettirir. Yok yok, bu sefer babam öyle kolay kolay affetmez. Vallahi ben hiç ismelere güvenemiyorum. Her an her şey olabilir. Vallahi ben şahsen o konaktaki hiçbir kadına güvenmiyorum. Hepsi hemen teslim olmaya hazır maşallah. Fıçıkatı Serbinote, teessüf ederim Kamil Ana. Ben bugüne bugün hiçbir erkeğin karşısında teslim olmadım. Bilen bilir. Tabii canım, sen teslim olmazsın. Kafa kırarsın, yürek yakarsın. Ne oldu ana? Kovuldum. Kız sevimsiz, şekilsiz, Allah Allah. Sen zaten kovulmuştun. Yüzsüz, bir daha mı kovdurttun kendini? Evet, yüzsüzüm. Ne olacak? Mötemer abla. Ciğerim yanıyor. Kurban olayım, yardım et bana. Kız ben ne yapacağım ki sana? Anında koca seni de git kendin hallet işini tüybe. O ne demek ya? Yalnız benim kocam, senin kocam, benim kocam, senin kocam, senin kocam, benim kocam değil mi? Değil. Evet. Ana, Ayşe ana galiba doğru diyor. Yani senin de bir şey yapman lazım. Kumalık raconu bunu gerektirir. Yaparık he. Ya yaparık diye geçiştirmemeyi Mütemer abla. Bak ben bu dertte çok fazla yaşamam, ben sana diyeyim. Bir plan yapmamız gerek. Ne plan mı? Ne planı? Nerede plan? Hani plan? Evet, nerede? O vakit hep beraber bir gidin de beni güdükle bir baş başa bırakın. Onunla konuşacağım şeyler var deydi. He ana, intikamımızı al. Gözlerinin yaşına bakma. Deydin iyileşmeyi, deydi. Haydi, haydi. Tabii ben kalayım değil mi? Yani bensiz plan yapamazsın sen. Yok Kamile bacım, şimdi sen git, ben sana sonra anlatırım. De haydi. De haydi, haydi herkes, haydi. Tamam. De haydi. De haydi. Benden mi? He, sen de. Ben de yukarı çıkayım bari. De haydi. Gökhan, oğlum haç tavlayı, ustan geliyor, ustan. Haydi. Mütevver abla. He canım. Mütevver abla, bizim ağamızı kaçırmamız lazım. Kaçırak mı? Olmaz kız. Ya benim düğünümde kaçırdıydınız. Bak şimdi hatırlarlar, vallahi toplanıp gelirler. O zaman Asiye'yi kaçıralım. Gelin olmazsa nikah da olmaz. He, bak şimdi sen Asiye'yi kaçır. Onu bir kaçırmanın yolunu bul de haydi. Ne demek sen hallet ya? Ben kendi başıma nasıl kaçıracağım? Bu güdük halimle koskoca Asiye'yi kaçırabilir miyim acaba? Bir düşünsene. Kız ben sana çok güveniyorum. Sen bir yolunu bulursun de haydi. Olmaz Mütebir abla. Sen olmazsan ben yapamam. Kız valla benim işim başımdan aşkın ya. Bu nikah birazcık böyle bir kalabilir. Kalamaz. Yıldırım nikah kıyıyorlar. Ben de yıldırım bir biçimde boşatırım. Mütevver abla. He canım. Valla anlamıyorum. Niye sen benim fikirlerime direniyorsun şu anda? Alalım işte intikamımızı. Nikah engel olalım. Kaçıralım şu süslüğü. Bak canım Ayşe'cim, şimdi bu intikam öyle güzelce ne bitti demletmesi hazır gelir. Hayır, ne demişler? İntikam soğuk yenen bir yemektir. Ben de soğutacağım, öyle yiyeceğim izninle. Tüybe. Yok, ben soğutamam da bekleyemem de. Ha sen bekleme o zaman. De haydi sen yapacağını yap, ben gittim. Haydi de haydi. Ay, ben hazırım. Hayırdır Asiye, neye hazırsın yine? Alışverişe. Düğün alışverişine çıkmayacak mıyız? Çıkıyor mu yine? He, çıkacağız elbet. Yani benim bir gelinlik bohçam yoktur. Hatta bir gelinliğim bile yoktur. Ah be Asiye. Ben Ayşe'ye öyle dedim ama bakma sen ona. Kızım bizim falımız fallanmış zaten. Bu yaştan sonra gelinliği ne edeceksin? Ama aşk olsun ama. Olur mu öyle şey?
Ben bu saatten sonra nikah masasına oturacağım da... gelinlik giymeyecek miyim yani? Tamam Aziye, tamam. Ağlamaya başlama gene. Tamam, alışverişe çıkabilirsiniz. Bak, bir şey diyeceğim. Düğünden önce damadın gelini gelinlikle görmesi uğursuzluk getirirmiş, öyle derler. He. Olur ağam, tamam. Ama bir ara seninle de alışverişe gidelim de sahada damat seçelim, olur mu ağam? Tamam, tamam, bakarız. Ay canım kocacığım benim. Hadi görüşürüz. Anneciğim, çok güzel olmuşsun. Kaynanam erik gibiymiş ya lan. Maşallah yani, maşallah. Çok güzel olmuşsun. Ya, beğendiniz mi gerçekten? Anneciğim, çok güzel olmuşsun. Peri kızları gibisin. Anne, sen beğendin mi? Anacığım, beğenmez olur muyum? Harika olmuşsun. Zaten anasını gelinlikle görmek kaç evlada nasip olur ki? o zaman ben başka gelinlik bakmayayım yani, değil mi? Ha, bu tamamdır. Yani anneciğim istiyorsan bak. Yani sonuç olarak bir kere giyeceksin, içinesiniz. Gerçi ben ikinciyi giyerim ama olsun. millet ikinciyi, üçüncüyü giyeyim. Bende pasiftah bile yok. Üzülme Allah'cığım, üzülme. Bak sen bir giyeceksin, pir giyeceksin. Bir daha çıkarmayacaksın. Ben bir giysem zaten bir daha hiç çıkarır mıyım kız? Vallahi her gece onunla yatarım ha. Bir giymeye bakın yani iş. Sana kurban olsun. Hadi hadi şey yapmayın fazla. Gelin de şunu bir çıkarayım hele ben. Hadi gel. Sizleri buraya topladım. Çünkü sizlere çok mühim bir ifşaatta bulunacağım. Ay hayırdır inşallah. Ben şahsen kendim olan yani kalender bozuk... şu lahza itibariyle aktif siyasi hayattan çekilmeye karar verdim. Belediye reisliğine aday olmayacağım. Ama yani nasıl olmuşsun ağam? Sen aday olmazsan Möhteber ablam başkan seçilir. Seçilirse seçilsin, bana ne? Kim seçilmiş? Neden seçilmiş? Ne zaman seçilmiş? Beni ne ilgilendirir ki ne? Dünürüm affedersin ama bu... ani karar değişikliğinin sebebini açıklayabilir misin bize? Ben bundan böyle ailemle, yani beni hakikaten sevenlerle daha çok vakit geçirmek istiyorum. Onlarla daha çok ilgilenmek istiyorum. Onlara daha çok konsantre olmak istiyorum. Daha fazla kıyamadım onlara. Oy. Vallahi babacığım en doğru kararı vermişsin. Seni tebrik ederim. O zaman babacığım sana bir şey sormak istiyorum. Sor ben kızım. Hani demin ailemle daha çok ilgilenmek istiyorum dedin ya. Evet, dedim. Ha. Bu konuda hepimize adil davranacak mısın? Tabiatıyla. Yani sen benim evlatlarımı birbirinden ayırdığımı ne zaman gördün ki ne? Ha yok babacığım, sen evlat ayırmıyorsun zaten. Kardeş ayırıyorsun sen. Ne demek şimdi bu? Türkmen hala ve Müselin amca baba. Kalpleri çok kırık, canları çok sıkkın. Nasıl ki Asiye annemle kendini beyaz bir sayfa açtıysan, onlara da beyaz bir sayfa açabilirsin. Allah Allah. Bu senin kızın ne diyor benim Dünürüm, ben anlamıyorum. Vallahi ben de hiçbir şey anlamadım Dünürüm, merakla bekliyorum. Babacığım ben hemen anlatayım. Müsellim amcam ve Türkmen halamı everelim diyor. Ha. Aha. Eğer bunu yapabilirsek onlar da çok mutlu olur. Hayata dört ele sarılırlar. Yani diyorum ki derdimize daldık, onları unuttuk ama artık onlara yardım eli uzatmamız gerek. Hop hop.
bal damlıyorine karımın ağzından da. Maşallah, maşallah. Kimsenin itirazı yoksa eğer. Anlaştık mı? Babacığım. Ha? Ha? Ben halen Derbozo. Müsaade var mıdır? He, madem ki kapıma kadar gelmişsin, çevirmek olmaz. De haydi buyur. Oturun, oturun daha, oturun. İlk evvela sizlere şunu duyurmak isterim ki ne? Ben şahsım olan kendim Kalender Bozok aktif siyasetten resmen çekilmeye karar vermiş bulunuyorum. Ne oldu Kalender'im, ne oldu? Korktun değil mi? Korktun, korktun. Ben mi? Tam tersi. Bundan böyle hakiki öz ailemle, yani çekirdek ailemle daha fazla vakit geçirebilmek için siyasetten çekildim. Hatta bu sebeple sizlerin hayatından da çekilmeye karar vermiş bulunuyorum. Nasıl yani ya? Şöyle yani. Yüce Allah'ım ve burada oturan sizler şahitsiniz ki şu lahza itibariyle sen Mühteber Duran, bir de sen Ayşe Mahsut. Artık benim karılarım değilsiniz. Bu çıkarttı Serbinot'te. Ne? Yani Mühteber ablamı anladı tabii, boşayabilirsin ama beni, en küçük karını, en sevdiğin karını boşamayacaksın değil mi ağam? Değil Ayşe. Öyle değil. Buraya da sırf bu sebeple, yani bu işi resmileştirmek amacıyla gelmiş bulunuyorum. Hakkat mı? Hakkat Ayşe. İşte böyle gözlerinizin içine baha baha diyorum ki ne? Bir dakika, bir dakika. Evet. Boş ol, boş ol, boş ol. Kar gitti. Yazık. Sen Mühteber Duran. He. Sen zaten beni boşamıştın biliyorum ama ben seni boşayamamıştım. Ben şimdi sana diyorum ki ne? Boş ol, boş ol, boş ol. E o vakit sen de defol, defol, defol. Hoş çok şükür. Büyük bir zevkle. Ama ve lakin üzerimdeki yüklerden biraz daha kurtulmam lazım gerek. Sen Kaan. Ne? Bir de sen Gökhan, hiç üzülmeden sizlere bildiriyorum ki ne? Bundan böyle artık sizler bozuk değilsiniz. Ne? Sizi evlatlıktan reddediyorum. Benim oğlum değilsiniz. De haydi tez vakitte nüfusa gidin, soyadınızı değiştirin. Bu iş de bitti. Baba, baba, babacığım. Delirttik. Adamcağızı el biliriyle delirttik. Yani siz delirttiniz. Sayenizde hepimiz dul ve yetim kaldık artık. Tabancan dolu mermi, seven böyle eder mi? Seven böyle eder mi? İnsan sevduğu yarı, adam sevduğu yarı. Bırakıp da gider mi? Bırakıp da gider mi? İnsan sevduğu yarı, adam sevduğu yarı.
gider mi? Bırakıp da gider mi? Tabancam dolu saçma, kaçma güzelim kaçma, kaçma güzelim kaçma. Ben zaten yaralıyım, ezelden yaralıyım. Bir yara da sen açma, bir yara da sen açma. Ben zaten yaralıyım, ezelden yaralıyım. Bir yara da sen açma, bir yara da sen açma. Bravo anneciğim. Çok güzel bir konserdi. Sağ olasın Uşan. İşe yaramadı. Yaramadı. Vallahi ha bu şarkı da işe yaramadıysa başka hiçbir şarkıya bel bağlamamak lazım gelir. O ne ya ki anacığım? Çünkü Hazar bebekken ha bu şarkıyı ne zaman duysa hemen kalkıp horon tepmeye başlardı da ondan sebep. Biliyor musun damat? Hazar bu şarkıyla emeklemeden yürümeye başlamıştı da ondan. Peki şimdi ne yapacağız? Hala gidip bışıl bışıl uyuyacak, ne yapacak? Yani umudumuzu kaybetmeden tabii. Ha doğru diyor benim damadım. De haydi. De haydi herkesler yataklara. İyi geceler. De haydi Asiye. De bakalım. Bakın, yanılmayalım. Bütün bunlar Asiye ananın oyunudur. Hepimizi Tatar hamına getirdi, hepimizi. Evet, hepimiz bindik vallahi Asiye'nin dolmuşuna. Sağda inecek var kaptan. Çünkü ben bu dolmuşa binmeyeceğim. Yürüyerek, hatta koşa koşa baba evine geri döneceğim. Ya oğlum şimdi sen ne diyorsun ki ne? Hani şimdi bu çokan olsa ben anlarım da. Yani şimdi sen ananı bırakıp nereye koşuyorsun lan? Yok be, ben izin vermem. Allah Allah. Hem de seçim arifesi öncesi. Ya olmaz. Ben sakıntı leydi olacağım be. Sakındıldığınız da pamuk leydiliğiniz de sizin olsun. Benim saf tertemiz ruhumu siyasetinize alet edemeyeceksiniz. Lan oğlum sen ne diyorsun yani? Şimdi ananı böyle bırakıp gidecek misin? He? Niye anacığım? Niye? Sen sonuçta ununu elemiş, eteğini asmış bir insansın. Vallahi ben öyle değilim. Ben risk alamam. Benim hayallerim var. Ana, acaba bir sorar mısın? Neymiş bu oğlunun hayalleri? Vallahi bunca yıllık karımsın Nazgül. Bence senin için tahmin etmek hiç de zor olmamalı. Kolay tabii, kolay. Baba ağa gibi kuma istiyorsun değil. Öyle değil Nazgül işte, öyle değil. Ben babamın yaptığı hataya düşmeyeceğim. Ben 3 tane karı değil, 1 tane karı alacağım. Hatta o kadınla evleneceğim. Öyle diyorlarmış işte, öyle neyse. De tamam işte aldın beni, bitti gitti. Sen öyle san. Nazgül, ben artık beni döven değil, bana mobbing yapan değil, beni istismar eden bir kadın değil, beni seven bir kadın istiyorum. Gençliğim dayak yiyerek çürüdü be, yeter. Namkör, namkör. Ben san paket program sunuyorum be. Hem seviyorum, hem deviyorum. Ya dövüyorsun değil mi? Hiç anlamıyorsun kızım ya. Kafa bu kafa. Can taşıyorum ben. 1 vurursun, 2 vurursun, 3'te hop uçar gider. Bak ben şimdi nasıl uçup gidiyorum. Aha seyret. Aruşu. Ben şimdi sana şöyle reddedemeyeceğin böyle bir ahlaksız teklifte bulunsam. Yani Duran Holding'in yönetim kurulu başkanlığı olsun. Yüzlerce dönüm arazi, bankadaki 100 milyonlarca liranın vekaletini versem, sen yine de ananı bırakıp gider misin oluşu? Ben... Sen? Ben... Beni... Seni... Ben... Seni... Paranızla... Satın alamazsınız. De haydin. Ona geldi ya.
Kat karılar, benim de konakta ocakta yemeğim kalmıştı. Ben de kanla gidip bir bakayım. Ne? Sen de mi beni terk edeceksin? Yok be, öyle değil. Yani ben vallahi billahi bizzat kendim terk edileceğim. Bu gidişle var ya, benim Kamil kocam beni terk edecek be. Bu konaktan çıkış yok. Mütebir ablama katılıyorum. Katılıyorum ve hatta arttırıyorum. Bundan sonra bozuklar bizim en büyük düşmanımız. Elimizden geleni ardımıza koymayacağız, tamam mı? Ne yapacaksın aşkım? Görürsünüz.